11. Koset yeniden ortaya çıkan 9430 numarayı piyangoda kazanıyor. Jean Valjean ölmemişti. Suya düştüğünde ya da daha doğrusu suya atladığında gördüğümüz gibi ayağında zincir yoktu. Sağını solunu kollayarak bir kayığın bağlı olduğu demir atmış bir geminin altına kadar yüzdü. Akşama kadar bu kayıkta saklandıktan sonra yeniden suya atlayıp Brun burnuna yakın bir noktada karaya çıktı. Yanında parası olduğu için orada üstüne giyecek bir şeyler aldı. O zamanlar Balagüe yakınlarındaki kaçak forsalara elbise tedarik ederek iyi kazanç sağlayan bir kır kahvesi vardı. Ardından Jean Valjean yasaya ve toplumsal kadere izini kaybettirmek isteyen tüm karamsar kaçaklar gibi gizemli ve dolambaçlı bir yol izledi. İlk önce Buse yakınlarındaki Paradeu'da gizlendi. Ardından Yüksek Alpler bölgesinde Brianchon yakınlarındaki Grand Villard'a gitti. Kaçışın dallanıp budaklanan yolları bir köstebek yolunda el yordamıyla ve endişeyle bulunuyordu. Çok sonraları Sivriyu bölgesindeki Leyden, Prenelerde Akons'ta, Grande Dumek olarak anılan yerin yakınlarındaki Şavali köyünden ve Perigue yakınlarındaki Bruniye'nin Chapelle Gonagüe beldesinden geçtiği öğrenildi. Paris'e ulaştığında ilk işi 7-8 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna yaz giysileri almak, ardından da bir oda tutmak oldu. Bu işleri hallettikten sonra Montfemme'le gitti. Hatırlanacağı gibi bir önceki kaçışında polis bu bölgeye gizemli bir yolculuk yaptığı hakkında istihbarat almıştı. Öldüğünün sanılması üzerindeki karanlığı zaten daha da yoğunlaştırıyordu. Paris'te eline bu olaydan söz eden bir gazete geçmişti. Kendini güvende hissediyor, tıpkı gerçekten ölmüş gibi huzur duyuyordu. Cosette'i, tenardiyelerin pençesinden kurtardığı günün akşamında hava kararırken, çocukla birlikte Monseu kapısından Paris'e giriyordu. Oradan bir arabaya binip observatuar meydanına gitti. Arabadan inip parasını ödedikten sonra Cosette'in elinden tuttu ve ikisi birlikte gecenin karanlığında, Oursin ve Glacier caddelerinin paralelindeki ıssız sokaklardan yürüyerek Hopital bulvarına yöneldiler. Gündüz Koset için çok ilginç ve heyecanlı geçmişti. Hücra hanlardan aldıkları ekmek ve peyniri çitlerin ardında yemişler, sık sık araba değiştirmişler, bazen de yürümüşlerdi. Koset bunlardan yakın masada yorulmuştu ve Jean Valjean bunu yürürken elini daha fazla çekmeye başladığında anlamış, onu sırtına almıştı. Catherine'i elinden bırakmayan Cosette, başını Jean Valjean'ın omuzuna dayayıp uyumuştu.